Herkese tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Akım ve direnç konusuna devam ediyoruz ve bu konunun diğer alt başlıkları olan direnç ve sıcaklık, elektrik enerjisi ve güç konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki konularımız 27. bölümümüzün son konuları arkadaşlar. Bu konularla beraber aslında ünitemizi tamamlamış olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden direnç ve sıcaklık konusuyla başlayalım arkadaşlar direnç ve sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Peki burada direnç ve sıcaklık yani nasıl bir çalışma yapacağız? Ne ile ilgileneceğiz derseniz arkadaşlar. Burada sıcaklık değişiminin direnci olan etkisini araştırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili durumu anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü şimdi bakın burada sıcaklık değiştiğinde eğer direncimiz değişirse otomatikmen direkt olarak bizim akım değerlerimiz de değişiyor. Yani devredeki akımımız da değişiyor. Dolayısıyla devre tamamen farklı bir noktaya gelebilir. Bizim bunu önceden öngörüyor olabilmemiz veya bununla ilgili bir hesap yapıyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bağlamda bizim bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Şimdi o zaman bakın arkadaşlar maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri sıcaklık değişiminden etkilenir. Bunu zaten biliyoruz. Burada aslında sıcaklık değiştiğinde ne oluyor diye ifade etmek gerekirse burada bir ısı enerjisi alıyor veya ısı enerjisi veriyor. Yani burada bir enerji değişimi söz konusu. Dolayısıyla bu enerji değişimine bağlı olarak da işte maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor arkadaşlar. Tabi biz burada fiziksel özelliklere ilgileneceğiz. Çünkü bizim için daha çok fiziksel açıdan incelememiz gerekiyor. Peki arkadaşlar şimdi burada nasıl bir dirence değişimi olabilir diye düşünürsek bakın Şöyle bir bağlantımız var. Bu bağlantıyla aslında değişimi anlamaya çalışıyoruz. Burada bakın Rho dediğimiz ifade aslında öz direnç ifadesi. Peki biz buradaki öz direnç dediğimiz ifadeyi daha da temelde nasıl ifade etmiştik? 1 bölü sigma olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Peki buradaki sigma dediğimiz e, kavram neyi tanımlıyordu bize? İletkenlik kat sayısıydı arkadaşlar. Yani bir maddenin iletimi ile alakalı bilgi veriyordu. Şimdi arkadaşlar işte bakın burada biz eğer sıcaklık verirsek bir ısı enerjisi vermiş olacağız. Dolayısıyla bu enerjiye bağlı olarak buradaki iletim kat yani aslında maddenin iletimi biraz değişmiş olacak işte bu bağlamda bu değiştiğinden bizim öz direncimiz değişecek. Öz direnç değiştiği için de aslında otomatikmen bizim direncimiz değişmiş olacak arkadaşlar. O zaman işte buradaki bağlantıyla biz bu durumu değişimi gözlemleyeceğiz. Bu değişimi hesaplayabileceğiz arkadaşlar. Burada şimdi kavramları açıklamaya çalışalım isterseniz sizlere. Burada bir r 0 var. Bir de burada T0 var. Aslında bunlar referans alınan bir sıcaklıktaki öz dirençleri. Yani T0 ve R0 bizim için bilinen referans alabileceğimiz bir sıcaklık demektir. Ve o sıcaklıktaki öz direnç demektir arkadaşlar. Ve bunu genelde 20 santigrat derece olarak yazmışım ama 20 santigrat derece olmak zorunda değil. Ama genel anlamda işte oda sıcaklığında ve 20 santigrat derece gibi değerler hesaplanır ve bunlar bize referans olarak verilir arkadaşlar. Burada şimdi karşımıza bir farklı parametre daha çıkıyor. Bunu da alfa olarak gösterdik. Bu da özel sıcaklık kat sayısı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve istersek biz bunu şuradaki bu bağlantıya göre hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Peki hocam bu bağlantı nereden geldi derseniz aslında buradaki matematiksel olarak biz bu alfayı burada çekersek bu bağlantıdan aslında şu görmüş olduğumuz bağlantıyı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir de şimdi şunu söyleyeyim. Hani bakın özel sıcaklık katsayısıdır. Bu bir katsayıdır. Bir sabit bir sayıdır arkadaşlar. Malzemeden malzemeye göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla eğer size bununla ilgili bir bilgi verilecekse bu içerisinde genelde veriliyor arkadaşlar sizlere. Ama hocam verilmedi ne yapacağız derseniz yani o zaman burada verilen bağlantıya göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi bizim asıl konumuz olan direnç nasıl değişiyor dersek işte bu şurada görmüş olduğumuz bu bağlantıysa bize sıcaklık değişiminden kaynak olarak direncin nasıl değiştiğini veriyor arkadaşlar. Bakın yine buradaki R0 ve T0 bizim için referans verilen direnç ve referans sıcaklık değeridir. Şuradaki T değeri ise arkadaşlar hangi sıcaklığa çıkıyor? Örneğin diyor ki adam 50 santigrat 150 santigrat çıkarıyorum diyor. Bakın oradaki 150 aslında buradaki T değeridir. Şuradaki alfa değeri ise yine direnç sıcaklık katsayısıdır. Şuradaki değerin aynısını buraya yazacağız arkadaşlar ve bu şekilde sıcaklığın direnci olan etkisini ve direnci nasıl değiştirdiğini gözlemlemiş, hesaplamış olacağız arkadaşlar. İsterseniz Konuyla alakalı hemen bir tane soru çözelim ve bu formülü nasıl uyguladığımızı görelim arkadaşlar. Diyor ki bakın platinden yapılmış bir direnç 20 santigrat derecede 50 ohmluk dirence sahiptir. Eğer sıcaklık 100 santigrat derece çıkartırsa platinin direnç kaç ohm olur diye bize sormuş. Ve bakın isterseniz arkadaşlar platinin öz direnç sıcaklık katsayısını parantez bu şekilde vermiş arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Bakın bize direnç değişimini soruyor. Bizim formülümüz şuydu bakın. R bizden istenen direnç yani değişim sonunda ortaya çıkacak direnç eşittir. R0 çarpı burada bir köşeli parantez parantezimiz 1 artı bakın alfa çarpı istiyorsanız şöyle bir yazalım. Delta T olarak gösterir aslında bu ilk başta. Bu şekilde bakın ana formülümüz budur arkadaşlar. Tabi bunun açılımı biraz önceki formülümüz R0 çarpı köşeli parantezimiz 1 artı alfa çarpı bakın bu da delta T demekti. T eksi T sıfır demek arkadaşlar. Değil mi? Bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki şimdi bize verilenleri bir anlamaya çalışalım. Diyor ki bakın yapılmış direnç 20 santigrat derecede 50 ohm. Yani bakın şuradaki şu 20 santigrat derece aslında bizim için referans sıcaklıktır. Buradaki 50 santigrat derecede R0 dediğimiz o referans sıcaklıktaki direnç değeridir. Bize diyor ki bakın 100 santigrat derece çıkarsa yani aslında buradaki T diye bu formülde görmüş olduğumuz bu T diye aslında burada çıkarılacak değer yani 100 santigrat derece. E zaten alfayı vermiş. E burada tek bilinmeyen ne kalıyor? Burada bilinmeyen sadece Bizden istenen direnç değeri kalıyor arkadaşlar. O zaman dersem ki ben buraya R eşittir arkadaşlar. Yazalım değerleri yerine. Bakın R0 ye 50 ohm 1 artı alfamız 3.92 3.92 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı burası da 100 eksi 80 olacak şekilde hesabımızı yapacağız. Tabii şuradan köşeli parantezimizi kapatacağız arkadaşlar. Buradaki sonucun cevabımızın sonucunu hemen sizlere söyleyelim arkadaşlar. Ama şimdi söylemeden aklıma hemen şu geldi. Hocam şöyle bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Yani nedir? Şimdi biz genelde hesaplamalarda özellikle kimyasal hesaplamalarda falan eğer işin içinde sıcaklık varsa biz bunu Kelvin birimine çeviriyorduk ve Kelvin cinsinden hesaplamamızı yapıyorduk hocam diyebilirsiniz. Şimdi biz burada yani 20 santigrat derece 100 santigrat derece vermiş ama ben bunu Kelvin'e çevireyim mi diye bir aklınıza soru işareti kalabilir arkadaşlar. Onu da bakın şu şekilde ifade ediyoruz. Burada bir değişimden bahsediyoruz. Biz. Yani bir fark alıyoruz arkadaşlar. Fark aldığımız için bir, bu şekilde değişim yapmaza gerek yok. Zaten bakın şunu o yüzden yazdım. Burada delta T demek ne demek? Değişim demek arkadaşlar. Siz bunu kelime de çevirseniz sonuçta bunu da kelime, ikisini de kelime çevirip farkını alacağınız için yani T t sıfır yapacağınız için yine değişen bir şey olmayacak. Yine aynı değeri bulacaksınız. O yüzden istediğiniz yani burada santigrat verdiyse santigrat cinsinden yapıp hemen sonuca gelebilirsiniz arkadaşlar. Peki o zaman bakın bu işlemin sonucunu hemen söyleyelim sizlere. 65 5,68 68 ohm'luk dirence erişiyormuş arkadaşlar eğer biz sıcaklığımızı artırırsak. Bakın ne oldu? Eğer biz platinden yapılmış bir direncin sıcaklığını artırırsak bizim direnç değerimiz sıcaklıkla beraber arttı arkadaşlar. Bakın 20 santigrat derecede 50 iken 100 santigrat derecede 65.68 ohm'luk dirence çıkmış oldu. Peki arkadaşlar şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hocam biraz önce saptadık tamam sıcaklık artınca direnç arttı ama her zaman bu böyle midir? Yani illa her zaman bir sıcaklık artarsa direnç artar diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Bunu şu şekilde 3 grafik üzerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın diyelim ki burası bizim için R'yi yani direnci ifade etsin. Burası ise sıcaklık değişimini ifade eden bir grafik olsun. Bakın bizim sıcaklık ve grafik yani direnç grafiğimiz şöyle bir grafik olabilir. Hocam ne demek bu? Yani zamanla sıcaklık arttıkça direnç de artıyor ve bakın düzgün değil. Üst yüksel fonksiyon şeklinde yükselerek artıyor gibi olabilir. Veya arkadaşlar bakın burası yine direnç olsun. Burası yine T yani sıcaklığı ifade etsin. Bizim direnç değerimiz sıcaklık arttıkça bakın şu şekilde lineer bir şekilde artabilir. Yani düz bir şekilde orantılı bir şekilde artabilir. Veya arkadaşlar bakın bir diğer ihtimalimiz de şu. Eğer T R olarak tekrar bu şekilde yazarsak bizim direnç değerimiz sıcaklık değeri arttıkça azalabilir. Bakın şöyle bir grafik de olabilir. Yani 20 santigrat derecede direnç daha yüksekken sen 100 santigrat dereceye çıkardığında sanki direnç daha da az hale gelebilir. Böyle de bir ihtimal var. Böyle malzemeler de var. Bunlar bakın tamamen neyle alakalıydı arkadaşlar? Aslında şöyle Demişik. bakın 1 bölü rho bu da eşittir iç direnç bakın rho olarak gösterdik bu sigma. Yani bu iletim katsayısı yani bu aslında malzeme ile alakalı bir şey. Malzeme sıcaklığa göre işte kendini biraz direncini salı verir direnç azalır sıcaklık arttıkça. Ya da daha da mukavemetli daha da dirençli hale gelir. Sen sıcaklığı arttırdıkça onun direnci artmış olur arkadaşlar. Bu tamamen dediğimiz gibi malzeme ile alakalı bir durumdur. Tamamdır arkadaşlar devam edelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar geldik bu konuyla alakalı başka bir alt başlık var. O da süper alt başlığı. Şimdi buradaki bu süper iletkenlik sizlere bir sayısal hesap olarak karşısına çıkıp da bir soru sorulacak bir durum değil. Bu aslında biraz daha modern fizikle alakalı bir çalışmanın ürünü ya da çıkmış bir sonucu olarak görülebilir. O da şudur arkadaşlar. Bakın ad üstünde bir anlamaya çalışıyorum. Ne diyor? Süper iletken diyor. Yani bir kelimenin adı ya da bir şeyin adına süper gelince bu ne anlama geliyor? Bu aslında bu işi çok iyi yaptığı anlamıyor. Örneğin süperstar diyorlar ya da süperstar futbolcu diyor. Mesela o adam çok iyi futbolcu anlamına geliyor. Yani burada aslında süper iletken demek de iletkenliği mükemmel bir malzemeden bahsediyorum ben. Peki şimdi arkadaşlar o zaman diyoruz ki iletkenlik neyle alakalı bir şey? Yani akım geçmesiyle alakalı bir şey. Peki akımı engelleyen şey ne arkadaşlar? Aslında direnç. Demek ki bak burada süper iletken olması için yani akımın mükemmel şekilde geçebilmesi için direncin yaklaşık olarak sıfır kim mümkünse olabiliyorsa direkt sıfır olsun. Bak sıfır olursa direnç o zaman burada akımı engel olan hiçbir şey olmaz. Akımı engelleyici hiçbir şey ortada kalmaz. O zaman bizim direncimiz sıfır olduğunda akımımız mükemmel şekilde akar ve bunun adı da süper iletkendir arkadaşlar. Peki şimdi bu durumda tamam bunu anladık. Peki bu nasıl oluyor derseniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada aslında bu çalışma dediğimiz gibi biraz deneysel çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor ve ilk defa platin iletkeniyle çalışıyor arkadaşlar çalışılıyor ve aslında bu sadece platine özel bir şey değil aslında çoğu aslında metalle alakalı bir durum ve şöyle bir durum var eğer sıcaklık zamanla azaltıyor sıcaklığı azaltmaya başlarsak belli bir kritik değere gelişiyor arkadaşlar bu, bu kritik değerinde de altına inerseniz o sıcaklık altında itibaren artık direnç sıfır oluyor. O işte iletken neyse o iletken için. Şimdi burada aslında platin için çalışılmış ama tamamı sonuçlanmış. Yani sonuçlanmış ama daha çok Sonrasında bu işin tam kesin netlendiği civa elementine geçirmiş arkadaşlar. Bakın civa için düşündüğümüzde burada görüyoruz. Bakın burası direnç değerlerini gösteriyor. Burası bizim değişken sıcaklığımızı gösteriyor. Bakın iniyorsunuz iniyorsunuz iniyorsunuz. Bakın gelmiş gelmiş. En son şurada bakın kritik sıcaklık dediğim sıcaklık işte buradaki şu 4.1. Burası t kritik değerdir arkadaşlar. Bu kritik değer altına indiğini gördüğünüzde bakın görüyorsunuz. Burada bizim sıcaklık direnç değerimiz 0. Olma düşmüş arkadaşlar. Bakın 0.0. işte o zaman şöyle diyelim. Herhangi bir element yani her şey için var. Burada civa için gösteriyorum arkadaşlar. Bakın civa için bizim T kritik değerimiz. Yani T kritik sıcaklığımız kaçmış arkadaşlar? 4.1 ama dikkat edin Kelvin arkadaşlar. Bakın burada birimizi Kelvin olarak vermiş. Yani ben 4.1 Kelvin altına düşersem civa için süper hale geliyor. Direnç değerimiz arkadaşlar bakın bu durumda direnç değerimiz sıfıra ulaşıyor. Direnç sıfır olduğu için de zaten süper etken hale geliyor. Çünkü akımı engelleyen bir şey ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Tabi aynı şey platin için de geçerli. Burada da bir T kritik değerimiz var. Bu kritik değer altına indiğiniz andan itibaren yine platin içinde içtir yani özdencimiz sıfır oluyor ve buradaki bu piletin iletkeni mükemmel bir iletken haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Aslında olay budur arkadaşlar. Bununla alakalı bir durumdur. Tabi sıcaklıkla alakalı olduğu için bu başlık altında veriyoruz. Sadece burada dikkat etmenizi istediğim şey şu bakın. 4.1 kelvinlerden bahsediyoruz. Yani neredeyse sıfır kelvinlere yaklaşmak. Yani buradaki olay aslında sıfır kelvine yaklaşacağız arkadaşlar biz. Peki sıfır kelvin demek yaklaşık olur. yani yaklaşık değil Direkt sıfır kelvin kaç demek arkadaşlar? 273 santigrat derece ama e eksi 273 santigrat derece demek. Peki bu eksi 273 santigrat derece ne demek? Mutlak sıfır demek arkadaşlar. Mutlak sıfır olarak adlandırılıyor. Şimdi şunun için soruyorum bunu. Biz bu çalışma ya da bu güncel teknolojiyi günlük hayatta kullanabilir miyiz? Elbette ki hayır arkadaşlar. Neden? Bakın 4.1 Kelvin diyorum. Yani eksi 269 santigrat derece olması lazım. Peki bu eksi 269 santigrat derece biz güncel hayatta inebilir miyiz? Hayır. En fazla eksi 50 eksi 100 inerdi. Daha da aşağı inemiyorsun. Belki gelecekte olur ama şu an için günlük hayatta işte ne bileyim evimize gelen o tellerde falan kullanılması gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da bu şekilde sizlere aktarmış olayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar? Devam edelim isterseniz. Şimdi bu konuyla alakalı yine ekstra bir bilgi arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar ek bilgiler. Meissner olayı dediğimiz bir olay var. Tabi şuradaki şu S eğer Alman sabunlar şu MS olarak gözüküyor herhalde. Bilirsiniz belki Almanca bilenler için. Şimdi Meissner olayı. Şimdi nedir bu Meissner olayı? Şimdi bakın şöyle bir durum olmuş. Süper iletken bir malzeme manyetik akı tarafından itilmeye başlamış. Yani manyetik akıyı itmeye başlamış. Buna diye manyetik de diyorlar arkadaşlar. Yani bakın burada aslında şu görmüş olduğumuz bu artık bir şey element. Bakın süper 0 e, neredeyse sıcaklığı çok aşağı düşürülmüş ve bu süper iletken hale gelmiş. Bakın zaten etrafından böyle buhar gibi çıkıyor. Çok soğuk olduğu için. Öyle olur ya bazen hani film falan belki görmüşsünüzdür. Neyse bakın bu şekilde altında da işte bir manyetik akı oluşturan bir durum var. Ne yapıyor? Bunlar üst üste geldiğinde bu bunu iteceği için bakın buradan yukarı doğru bir kuvvet oluyor. Bu da bu tarafa doğru aşağı itiyor ve bunlar birbirine değmeden bakın bu arada değmeden üzerinde bu şekilde sabit kalabiliyor arkadaşlar. Ya da bakın burada da aynı şey geçerli. Bu sefer belki süper iletkenimiz bu alttaki beyaz gibi olan durumdur. Bu da işte yine bir manyetik akı kaynağı olan bir e, mıknatıs gibi bir şey arkadaşlar. Bakın üst üste koyulmuş ve bunlar üst üste değmeden birbirine değmeden bu şekilde kalabiliyor arkadaşlar. Bunun adı da Meissner olayı olarak adlandırılıyor. Güncel hayatta kullanımı var mı derseniz Japonya'daki yüksek hızlı trenlerde bu 500-600 km bölü saat hızlarla giden trenlerde bunlar kullanılıyor. İşte Mesela şöyle tekerlekler var. Bunlar da ray olduğunu düşünelim arkadaşlar. Da burada başka bir yine manyetik alanlar, manyetik çalışmalardan sonucuna bunlar üst üste değmiyor sanki böyle. Arada bir boşluk var ve hızlı bir şekilde, mükemmel hızlı bir şekilde gidebiliyorlar arkadaşlar diye sadece söyleyebilirim. Tamam mıdır? Dediğimiz gibi bunlar ekstra bilgilerdi. Bu şekilde vermek istedim arkadaşlar sizlere. Şimdi bu konuyla alakalı bir diğer alt başlığımız olan elektrik enerjisi ve güç konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Devam ediyoruz bu konumuzda. Öncelikle bakın arkadaşlar. Burada aslında artık bundan sonra daha çok böyle kapalı devreleri göreceğiz. Devrede bakın şuradaki şu sembolün direnç olduğunu zaten biliyorsunuz. Burada bir uzun biri kısa çizgimizin bize potansiyel farkı yani üretici ifade ettiğini biliyoruz. Ve buradaki uzun çubuk artıyı kısa çubuksa eksi kutbu ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bakın burada birkaç bir şey söylemek istiyorum size. Buradaki potansiyel fark dediğimiz şey aslında arkadaşlar bir potansiyel fark kaynağı. Aslında burada bir potansiyel enerji farkı var arkadaşlar. Bunu aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Örneğin siz teli ya da bir yayı çektiniz ama bırakmadınız şu an. Ne oluyor orada? Bakın yay aslında kendini geri çalışma yani geri çağırmaya çalışıyor ve orada aslında bir potansiyel enerji birikti içerisinde. Şimdi buradaki aslında bizim kullandığımız bu üreticilerde de bir kimyasal enerji var. Burada içinde kimyasal bir enerji var arkadaşlar. Bu pil olabilir veya bir akü olabilir. Akünün içine bakarsanız onun içine bir çözelti var. Sonuçta burada bir kimyasal enerji var. Ve buna kimyasal potansiyel enerji olarak görebiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Bakın bu potansiyel enerji, kimyasal potansiyel enerji şu an kullanılıyor. Neden? Çünkü bir kapalı devre yok. Siz ne zaman bakın buradaki anahtarı kapatır ve bu devreyi kapalı bir hale getirirseniz işte bu andan itibaren buradaki potansiyel enerji akmaya başlayacak. Aynı şöyle düşün. Bakın şöyle bir tepenin doğru gibi düşün. Sanki burası böyle. Şurada ne oluyor bakın arkadaşlar? Sanki ben bunun önüne topu koydum buraya ve önüne şöyle küçük bir taş koyduğumu düşünün. Ne yapıyor? Bu aslında gitmeye çalışıyor ama gidemiyor. Şimdi burada ne var? Aslında bir e potansiyel enerjisi var. Bu taş olduğu için gidemiyor bu. Ama ben ne zaman işte buradaki bu taşı alsam yani buradaki devreyi kapatsam mesela böyle görün. Bu ne yapacak? Buradan böyle harekete başlayacak. Ve aslında sahip olduğu bu potansiyel enerji neye dönüşecek arkadaşlar? E kinetik enerjiye dönüşecek. Aslında buradaki şey de aynı şekilde. Burada sadece kimyasal bir potansiyel enerji var ve bu kimyasal enerji devreyi kapattığımız andan itibaren buradaki yük taşıyıcılara aktarılıyor Katılarda elektronların yük taşıcı olduğunu biliyoruz. Buradaki yük taşıcı elektronları aktararak bunların hareketi sağlanıyor arkadaşlar. Neye dönüşüyor peki bu işte potansiyel enerji elektrik enerjisine dönüşmeye başlıyor. Daha doğrusu kinetik enerji diyebilirsiniz. Sonuçta burada bir hareket var ve bu kinetik ve potansiyel işte potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi sayesinde bu devrede böyle elektronlar dağıt dolanıyor. Ne oluyor? Bir akım oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yük taşımayla beraber bir elektriksel enerji oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Olay aslında özünde bu. Peki hocam biz elektrik enerjisini nasıl tanımlamıştık? Bunu elektrik potansiyel konusunda devam etmiştik arkadaşlar. Şu şekilde bakın delta u ile gösterdik. Ve bu delta u aslında şu şekildeydi. Q yani devrede dolanan ya da orada dolanan yük çarpı delta v harfiyle yani delta potansiyel farkın çarpımıyla potansiyel enerjiyi neyi? Elektrik potansiyel enerjisini görmüş, hesaplamış olmuştuk arkadaşlar. Mantık aslında bununla alakalı. Tabi burada şunu da gösterirler sizlere. Kitaplarda görmüşsünüzdür. Der ki buraya A noktası, buraya B noktası. İşte bu tel üzerinden geçen işte enerji, bu tel ya da bu da direnç üzerinden geçen güç falan der ama arkadaşlar yani sadece bu direnç üzerinden geçmiyor bu enerji. Sonuçta şuradaki teller üzerinden de geçiyor. Aynı zamanda bakın buradaki bu akü diyelim ya da bu üretici üzerinden de geçiyor aynı enerji. Yani bu Bunlardan bağımsız bir şey değil. Ben o yüzden böyle genel anlamda bu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Hocam enerjinin bu olduğunu anladım artık. Çünkü burada bir potansiyel enerjimiz var. E sonuçta bakın burada yükler dolanıyor. O yükleri de biliyoruz. O zaman bu ikisinin çarpımı bana elektrik enerjisini verecek. Zaten daha önce de bunu görmüştük arkadaşlar. Peki şimdi diğer konuysa buradaki güç konusu arkadaşlar. Peki güç nedir? Nasıl bulacağız derseniz hemen aklınıza şu gelecek. Bakın iş güç enerji diyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar zaten her yerde kitaplarda, lisede falan her yerde bu üç başlık direkt iş güç enerji olarak atılır. İşi biz neyle gösteriyoruz? Bakın V harfiyle W v ile gösteriyoruz. Burada enerjiyi de U harfiyle gösterdiğimizi gösterdik. Peki gücün tanımlaması ne? Hocam Zamanla yapılan iş miktarı bana gücü verir. Bak, birincisi buradan bulabilirsin. Ya da enerji değişimi zamanla enerji değişimi bana yine gücü verir arkadaşlar. Yani hangisini kullanabiliyorsan sen. Eğer elinde iş varsa bu formülle güce geç. Eğer elinde enerji varsa o zaman enerji değişimini hesapla. Buradan yine güce geç arkadaşlar tamam mıdır? Peki bakıyoruz. Burada elimizde ne var? Hocam işle alakalı değil enerji ile alakalı var. O zaman bu formül değil de ben buradaki enerji değişimini kullanacağım. Diyoruz ki bakın arkadaşlar enerji değişimi güçse o zaman ben buradaki bu enerji değişimini zamana göre değişimini hesaplayabilirsem güce geçerim. Şimdi buradan şuna gelmiyorum hocam limit alalım limiti sıfıra götürelim İşte buradan diferansiyel falan filan demiyorum. Yani nedir? Matematikte zamana göre türev demek aslında zamana göre değişim demektir arkadaşlar. Bu bağlamda bakın buradaki tüm cismi yani buradaki tüm formülün deklemin Zamana göre türevini alıyorum ve güce geçmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın şu hale geliyor. DU oluyor. Burası DT oluyor. Bakın zamana göre enerji değişimi demektir. Bu, bu da eşittir. DQ bölü DT oluyor burası. Çarpı delta V oluyor arkadaşlar. Tamamdır olay bu şimdi peki hocam şimdi şunu sorabilirsiniz her tarafın türevini aldık okey ama neden buradaki delta v'nin türevini almadık sadece bunu aldık diyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar bakın bu delta v dediğimiz aslında 12 volt mesela ya da 1.5 volt bir kalem pil kullandınız mesela yani bu artık sabit bir sayı o yüzden bu mesela 3x gibi bir şey burası 3 burası x gibi bir şey hani x'e göre türev alsan ne olur bunları kullanmazsın gibi tamamdır o manada. Peki hocam devam edelim. İşte bakın arkadaşlar şu denklemi elde etmiş olduk. Türev sonucunda zamana göre değişimi hesapladığımızda. Dedik ki bakın zamana göre değişim yani enerjinin zamana göre değişimi bana gücü veriyor dedik. Gücü de biz P harfiyle gösterdik. O zaman burası P'dir eşittir arkadaşlar. Peki dq bölü dt ne demek? Biz bunu gördük birkaç video öncesinde. Neydi bu arkadaşlar? İvme demekti. şey ivme diyoruz. Ani akım demekti arkadaşlar. I ile gösteriyoruz. Çarpı. E zaten bunları ilgili bir şey yapmadık. İşte bu da delta V. İşte arkadaşlar güç dediğimiz ifadeyi biz Akım çarpı potansiyel farkın çarpımıyla elde edebiliyoruz. Ve nereden geldiğinde merak ederseniz işte bu şekilde gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle yapalım. Şu da şu. Bu da bu. Peki bir birim incelemesi yapalım arkadaşlar. Buradaki potansiyel fark dediğimizin birimi ne? Volttur. Uluslararası birim sisteminde. Buradaki akımın birimi nedir arkadaşlar? Birimi e, amperdir. Amper. Peki o zaman burada gücün birimi ne oluyor arkadaşlar? Yeni bir birim karşımıza çıkıyor. Watt olarak karşımıza çıkmış oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Var mı itiraz olan ya da bir eksiği olan? Bence bir sıkıntı yok. Devam ediyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın şöyle bir durum daha var. Bir de şunu söyleyelim. Burada bu şekilde elektrik akımı dolaşıyor mu? Evet. Yani burada yükler hareket ediyor mu? Evet. Bir elektron taşımacılığı, bir sistem, bir kinetik enerjiye bir potansiyel bir dönüşüm var mı? Var. Bakın bunun sonucu olarak arkadaşlar aynı zamanda bakın burada bir ısı çıkışı da var her türlü. Yani sadece buradan değil, buradan da teller üzerinden de bir ısı çıkıyor. Hatta sadece tellil buradaki bu elektrik aküsünden de bir ısı çıkıyor. Yani burada bir hareket olduğu için aslında bu hareket biraz da ısıya dönüşmüş oluyor. Bizim enerjimiz aynı sürtünme gibi düşünün arkadaşlar. Sürtünmenin olduğu yerde nasıl bir enerjide ısı varsa çıkışı varsa burada da aynı şey geçerli. Bunu da böylece söylemiş olalım. Peki arkadaşlar bir de sorulara geçmeden önce şunu söyleyeceğim sizlere. Diyoruz ki bakın P'yi biz bu şekilde bulduk bu bulduk. Evet ama Sadece bu mu geçerli? Hayır. Başka formüllerde zaten siz kitapta da görmüşsünüz ama bu nereden geliyor derseniz. Bakın arkadaşlar bu tarz kapalı sistemlerde biz bir de şunu unutmayacaksınız. OHM yani ohm kanunu kullanacağız arkadaşlar her türlü. Ama şunu diyebilirsiniz. Hocam siz dediniz ki bazı eleme, yani bazı iletkenler e, OM ohm uymuyor. Yani ohmik malzeme, ohmik olmayan malzeme falan demiştiniz. E, olmuyor mu? Biz nasıl hepsini kullanacağız gibi düşünebilirsiniz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada kullanılan tüm malzemeler omik yani om kanunu uyan malzemeler olacak. O yüzden kafayı takmayacaksınız ona. Diyeceksiniz ki benim om kanununda da geçerli. Neydi peki om kanunu? V eşittir ır yani vır dediğimiz formül arkadaşlar. Bakın buradan yani bakın benim elimde güç formülü bu ama benim buradaki delta V volt demek yani ben bunu vırdan yani ohm kanunundan Delta V yerine I çarpı R de yazabilirim. Yani yazama yanlış olmaz. Ya da arkadaşlar bakın şunu da yapabiliriz. Diyelim ki ben I'yı çekmek istiyorum buradan. Nedir? Bu da V bölü R'dir. Yani buradaki şu denklem yerine ister v I yerine V bölü R yazıp denklem kur. Ya da buradaki delta V yerine I çarpı R yazıp denklem kur. Her türlü denklem doğru çıkar. Bakın o da şu anlama geliyor. P eşittir. Bakın ya şunu kullanacaksınız. I çarpı delta V. Ya da arkadaşlar bakın I yerine diyelim ki ben şunu yazdım ne oluyor bizim denklemimiz? Şu hale dönüyor. Ya da şunu yazalım öncelikle. Bakın I çarpı delta V yerine tekrar I çarpı R yazdım. Bak bu delta V demek. Ya da arkadaşlar I yerine V bölü R yazdım. Çarpı burada bir delta V var. En son bakın nihayet olarak bunların çarpımını yazarsak I çarpı V delta V eşittir. Bakın I kare çarpı R oluyor. Ya da arkadaşlar V'nin karesi bölü R haline gelmiş oluyor. İşte şurada görmüş olduğunuz her bir eşitlikteki terimler çarpanlar bize gücü veriyor arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız peki derseniz diyelim ki adam size akımı verdi voltajı verdi. O zaman buradan çöz. Adam sana akımı verdi, direnci verdi ama voltajı vermedi. O zaman bak buradan çöz. Ya da sen direnç ve voltajı biliyorsun sadece. O zaman gel buradan çöz. Her türlü akı, her türlü sonuç sana gücü verir ve bunların tamamının sonucu ne çıkar arkadaşlar? Watt çıkar. Tamam mıdır? Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu konuyla alakalı iki tane sorun var. Bu soruları çözelim. Hem böylece soruyu size konuyu daha net anlatmaya çalışayım. Hem de ekstra bir bilgi var. Onu da burada değinerek konuyu kapatacağız arkadaşlar. Diyor ki bakın bir su ısıtıcısı yani bildiğimiz kettle'dan bahsediyoruz. 12 amperlik akım ve 240 volt potansiyel farklı çalışmaktadır. Tamam. Ali akşam yemeği için 20 dakika boyunca ısıyı kullanmıştır. Tamam ısıtıcıyı kullanmış. Peki buna göre diyor ki A ısıtıcının harcadığı gücü bulunuz. Hemen bulalım arkadaşlar. Bakın A diyorum. Neyi soruyor bana? Gücü soruyor. P eşittir soru şart diyor. Neyi biliyorum ben arkadaşlar? Bakın P ile alakalı. Neyi vermiş bana? Akımı vermiş. Neyi vermiş? Voltajı vermiş. O zaman ben akım ve voltaj olan formülü kullanarak olayı çözebilirim. O zaman bakın P dediğim ifade I çarpı delta V olarak direkt hesaplama yapabiliriz. Buradan da P eşittir. I'yı 12 amper vermiş. Zaten delta V 240. Çünkü prizde zaten 240 voltluk bir e, ee, potansiyel fark var. Buradan da direkt arkadaşlar cevabımız 2880 watt çıkıyor bakın arkadaşlar. Bu watt'tır birimi, tamam mıdır? buraya kadar var mı eksi olan? Bence yok. Devam edelim. Peki, bunu bulduk. Diyor ki, eğer kilowatt başına ödenmesi gereken miktar 5 TL olduğu varsayılırsa, ısıtıcı kaç liralık elektrik harcamıştır? İşte B şıkkı da bu. O zaman şimdi ben buradan B şıkkına geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada size ekstra bir bilgi vereceğim. Bakın, burada işin içinde eğer sadece güç soruluyorsa cevap budur arkadaşlar. Ama işin içine bakın bir de süre giriyorsa, süreyle alakalı veya miktar böyle maliyetle alakalı şeyler giriyorsa aslında bunun bir diğer versiyonu har harcanan enerji veya harcanan gücü saat cinsine yazma durumu geliyor. Şimdi aslında bakın arkadaşlar burada görünmeyen bir saat çarpanı var. Çarpı saat var burada gözükmüyor gizli. Peki bu nereden geliyor derseniz aslında arkadaşlar bakın biz biraz önce P'yi ne diye gördük? P dedi ki Enerji bölü zaman olarak görüyorum. Şimdilik böyle yazayım arkadaşlar. DT'si falan geç önemli değil. Buradan bak harcanan gücü saat eden yani zamana bağlı bulmak istiyorsan burada harcanan yani U ya da harcanan yazalım. Bakın harcanan enerji ya da enerji demek istemiyorsanız güç diyorsanız hiç fark etmez. İkisi de aynı şey. Harcanan güç veya harcanan enerji. Bakın işler dışlar çarpımı yaptığım için bu eşit olur neye? P çarpı T'ye eşit olur arkadaşlar. Tamam P'yi buldum ben. P'nin birimi Watt'tı. Tamam mıdır? Peki hocam ben niye buraya saat dediniz ki siz? Normalde süre şudur. Saniyedir. Bizim uluslararası bilim sisteminde kullandığımız süre saniye cinsinden olacak. Evet arkadaşlar normalde saniye cinsinden olacak ama yani her saniye bir elektrik cihazı kullanıyorken onu hesaplamak kadar kolay mı değil? Yani çok şey oluyor. Çok yüksek rakamlar çıkıyor. Her saniye için harcananı hesaplamaktansa demişler ki bunu saat yani saniye değil de bunu atalım saniyeyi bu işi saat cinsinden yazalım demişler. Tamam mıdır? Olay bu. Yani siz aslında burada bulduğunuz bir güç hesabı yapıp buluyorsanız bu işte eğer var cinsinden çıkıyor mu çıktı tamam. Ama eğer için içinde süre de varsa burada gizli kalan o saat kelimesi de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani aslında bizim burada bulmuş olduğumuz bu 2880 watt aslında bir saat boyunca çalışırsa bu kadar oluyor. O zaman ben buraya bir saat yazacağım. Tamam mıdır arkadaşlar? Hatta bunu İngilizce olarak şöyle VH olarak da gösterilebilir. Tamam mıdır? Peki hocam bunu anladık o zaman değil mi? Bir problem yok. Bu şekilde ifade etmiş olduk ve bu şekilde çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi geldim o zaman B şıkkına. Diyor ki bak kaç liralık elektrik harcamış? O zaman ben bu adam ne kadar enerji harcadı? Harcaya enerjiyi bulmam lazım öncelikle. Şimdi benim bulduğum buradaki 2000, bak 2880 watt ısıtıcının gücü arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu ısıtıcı bir saat boyunca çalışsa bu kadar güç harcıyormuş. Peki ne kadar sürede bakın bir saat çalışırsa bu kadar güç harcıyormuş. Ama adam diyor ki 20 dakika çalıştırmış. Bir saat değil. O zaman diyorum ki bakın 20 dakika çalışsa bu kaç wattlık enerji harcar deyip buraya böyle yazıyorum. Hatta şuradaki şu şey şuraya aldık. Bakın hemen yapacağım gibi bunu 20 kat değil 3'te 1 arkadaşlar. Çünkü 60 1 saatten 60 dakika olduğunu biliyoruz. O zaman burayı da 3'e bölerim. Yani benim soru işareti dediğim ifade aslında ne olur arkadaşlar? 960 watt harcar. Yani bu ısıtıcı 20 dakikada ne kadar harcıyormuş arkadaşlar? 20 dk'de 960 wattlık bir enerji harcıyormuş. Bir de bakın hesaplamalarda direkt bunu kilovata çevirmeniz gerekiyor. Bakın çünkü adam bize eğer kilovat başına dediği için yani o da 0,96 kilovatlık bir enerji harcamış. Ne kadar sürede? 20 dakikada. Tamamdır. Bulduk mu peki harcadığımız enerji? Evet bakın bu işte nedir? Harcanan harcanan enerji ya da güçtür arkadaşlar. Tamamdır fark etmez. Enerji deyin elektrik enerjisi deyin bitirin tamamdır. Peki hocam o zaman diyor ki bakın eğer kilowatt başına ödenmesi gereken miktar 5 TL olduğu varsayılırsa ısıtıcı ne kadar harcamıştır diyor. O zaman diyor ki bakın 1 kilowatt ne kadarmış? 5 TL'ymiş. O zaman benim ısıtıcım 0,96 kW harcadı. O zaman diyorum ki kaç TL'lik elektrik enerjisidir bu? Hemen buradan içler dışarı çarpımı yaparak soru işareti dediğim yeri ne buluyorum arkadaşlar? 4,8 TL'lik bir enerji harcadığını görmüş oluyoruz, hesaplamış oluyoruz. Umarım şuradaki şu kısım anlaşılmıştır arkadaşlar. Devam ediyorum sizler için. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Yine aynı tarzda bir soru arkadaşlar. Diyor ki bakın bir elektrikli sobada... 15 ohm dirence sahip kuars tele 240 volt potansiyel fark uygulayarak çalıştırılmaktadır. Mehmet Bey bu elektrikli sobayı gecede 4 saat kullanıyor. Buna göre ısıtıcının prizden çektiği akımı bulunuz demişiz arkadaşlar. Hemen A şıkkıyla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ısıtıcının çektiği akımı diyor. Bak akımı soruyor bana. Güç müç alakası yok. O zaman bak akım diyorsa sana direnç ve 240 volt verdiyse hemen aklına ne gelecek? OHM kanunu gelecek. Yani o da nedir? V eşittir I çarpı R formülü gelecek. Bana akımı sorduğu için ben buradan I'yi çekerim. O da ne demektir? V bölü R demektir. Hemen hesaplayalım bakın. I dediğimiz ifade 240 voltmuş bölü 15'miş arkadaşlar bu da. Bu da 16 amper oluyor. Bir de burada elektrikli sobayı koymuş oldum şöyle. Bir göstereyim arkadaşlar. Bakın bu tarz bir sobadan bahsediyorum. Yani diğer bazı farklı tarzda modelde elektrikli sobalar var. Onlardan değil biz bundan bahsediyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar tamamdır. Olay bu konuyu dağıtmıyorum hemen devam ediyorum. Diyoruz ki hocam şimdi şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Tamam hocam sen yaptın iyi güzel aklına geliyor akım falan om kanlı falan diyorsun da. Ben şimdi devamını okudum. Sen gibi böyle sadece aşıkını okumadım diyorsunuz. Belki diyorsunuz bakın sobanın gücünü hesaplayınız. Kilovat başına falan ben bunları gördüm ve aklıma sadece güç geldi. Yapabilir miyim derseniz evet arkadaşlar. Bakın bu birinci yolsa bu işin ikinci olduğu şudur. Güçten gitmek. Bakın gücü bir formülü yok. Üç tane formül var. Bir I çarpı V'dir. Bakın ya da işte V'nin karesi bölü R'dir. Ya da arkadaşlar neydi? I'nın karesi çarpı R'ydi. Yani sen hangisini istiyorsan oradan git. Ve bak eğer doğru hesaplıyorsan şuradan bulduğun güç de P'dir. Bak buradan bulduğun da P çıkacak. Buradan bulduğun da hepsi eşit çıkmak zorunda bir de birbirine. Diyelim ki burayı 140 bulursan buraya da 140 bulmak zorundasın. Eğer burayı 140, burayı 240 buluyorsan yanlış bir şey yapmışsın demektir. O zaman bak bana ne lazım? Hocam bana akım lazım. Bak akımı soruyor. Peki elimde ne var? Hocam voltaj ve direnç var. O zaman bak buradan dersen ki akım çarpı V ile bulduğum güç aynı zamanda voltajın karesi bölü R ile bulduğum güce eşit olmayacak mı? Evet. E bana akım lazımdı. Ben buradan akımı çekersem arkadaşlar bakın ne çıktı? I dediğimiz ifade yine V bölü R çıktı. Biraz önceki formülümüzde de bulmuştuk. Bakın yine V bölü R bulmuştuk. Yani eğer bu aklınıza gelmiyorsa şuradan da zaten sonuca gelebilirsiniz. Yine arkadaşlar V yerine 240, R yerine 15 yazdığınızda cevabınız buradan da 16 amper çıkar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi geldik B şıkkına. Diyor ki sobanın gücünü hesaplayınız diyor. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Buradan kendime bir yer açtım. B şıkkı diyorum. Buradan bana P'yi soruyor. Yani gücü soruyor. İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Biz artık akımı da bulduğumuz için arkadaşlar ister I çarpı V'den, ister V kare bölü R'den, ister I kare çarpı R'den hepsi size doğru sonucu verir. Diyelim ki ben buradan artık uzatmayacağım. Ve I çarpı V'den gideceğim arkadaşlar. Sizlerden de ricam V'nin karesi bölü R'yi hesaplamanız arkadaşlar. Bakalım ikisinde de sonuç aynı mı çıkacak? Ben hemen buradan hesaplıyorum. Bakın P dediğimiz güç arkadaşlar 16 amper çarpı 240 volt. Buradan da cevabımız 3840 wattlık bir güç oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de 3840 watt bulmuşsunuzdur. Tamam arkadaşlar? Bu şekilde bakın ısıtıcımızın yani sobamızın gücü 3840 wattlık bir güce sahipmiş. Bu şekilde B şıkkında tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi geldik C şıkkına. Diyor ki bakın eğer kilowatt başına ödenmesi gereken miktar 5 TL olduğu varsayılırsa kaç TL'lik elektrik harcamıştır diyor. İşte bu durumda bizim için ne gerekiyor arkadaşlar? Burada güç hesabından harcanan enerji hesabına geçmemiz gerekiyor. Nasıl demiştik? Bakın C şıkkı diyorum. Burada o zaman bulduğumuz bu güç formülü yanına hemen gizli olan bakın burada bir gizli haş yani saat ibaresi var. Biz bunu şu an için kullanmıyoruz ama miktar yani maliyet hesabına ve ne kadar harcanan enerji hesabına geçmemiz gerektiğinde buradaki haş ortaya çıkıyor demiştik. Aslında buradaki bu sobanın gücü şu demek arkadaşlar. 3840 watt çarpı saat arkadaşlar. Watt çarpı saat. Peki hocam bunun anlamı ne dersiniz? Aslında bu şu anlama geliyor. Siz bu ısıtıcıyı prize taktınız, açtınız işte çalıştırdınız. Bir saat boyunca çalışsa işte prizden 3840 Watt'lık güç çekecek. Ya da 3840 Watt'lık bir enerji çekecek. Prizden o kadar enerji harcayacak gibi düşünebilirsiniz saat başına. Şimdi bunu bu şekilde bulduk ama adam diyor ki bakın Mehmet Bey bu sobayı 4 saat kullanıyormuş. Eğer bir saatte, şöyle diyelim bakın bir saatte 3840 Watt harcarsa buradaki bu sobamız o zaman Diyeceğiz ki bir saatte 4 saatte kaç watt harcar diyeceğiz. Önce kaç watt harcadığını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunun 4 katıdır. O zaman buradan da ben bunu 4 ile çarparsam buradaki x dediğimiz ifadeyi 15.360 watt olarak buluruz arkadaşlar. 15.360 watt. Bu kadar harcıyormuş 4 saatte. Şimdi hesabı yapmak için bakın niye geçmemiz gerekiyor? Kilowata geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman ben bunu 1000'e bölerim. Yani burada aslında watt ile kilowatt arasındaki orantı Bin kat arkadaşlar. Buranın bin katı. Bin. Aynı kilometre ile metre gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradan o zaman diyorum ki bine bölersem her tarafı 15,4 diyeyim arkadaşlar. 36 dedik 4'e yuvarlayalım. Yani 15,4 kilovatlık bir güç harcamış. Bir enerji harcamış. Buradaki sobamız günde 4 saat çalıştırılarak Diyelim arkadaşlar tamam mıdır? O zaman diyorum ki bakın son artık soruyu yapıyorum. 1 kW'da 5 TL ise şuradan yapıyoruz bakın. 1 kW eşittir 5 TL ise bizim 15,4 kW'lık gücümüz kaç TL'dir diye buraya soru işaretini koyuyorum. Ve buradan soru işaret dediğimiz ifadeyi içler dış çarpımı yaparak hemen hesaplıyorum arkadaşlar. 77 TL'lik bir enerji harcıyormuş elektrik enerjisi harcıyormuş 77 TL diyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde aslında çok zor değil. Burada sadece bakın işin içine zaman ve süre ve ne kadar enerji harcayıp maliyet hesabı işin içine girmeye başladığında burada gizli olarak bir bir ibare yani bir haş ibaresi olduğunu göreceksiniz. Aslında bu da bir önceki sayfada verdik. Bakın nasıl oluyor bu burada? Şöyle geri gelelim isterseniz. Şuradaki bakın U bölü T harcanan enerjinin aslında içler dışarı çarpmamızda güç çarpı zaman. Zamanla gücün çarpımı aslında bize harcanan enerjiyi verdiğini aklınıza getirmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde cevaba gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu konuyla alakalı son bir şey sizlere aktarmak istiyorum. O da şudur. Elektriğin taşınmasıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Nedir hocam bu derseniz? Bakın burada biz aslında bir santralde, üretim santralinde bir elektrik enerjisi üretiliyor. Daha sonra işte teller vasıtasıyla aslında evimize kadar taşınıyor. Peki biz biraz önce ne gösterdik? Ne öğrendik arkadaşlar? Bakın eğer bir tel üzerinden ne olursa olsun ister direnç olsun ister direnç olmasın ne dedik arkadaşlar akımın taşınması demek aslında burada elektron hareketleriyle oluyor dediğini söylemiştik. Dolayısıyla burada bir elektron hareketi olduğu için burada bir enerji var. Kinetik enerji oluşuyor. Buradaki bu kinetik enerji aslında bir hareket var. Hareketten dolayı da burada sanki diğer şeylere çarpıyor. Yani burada taşıcı elektronlarımız vardı. Bir de durgun diğer elektronlar, varans olmayan elektronlar vardı. Bakın bunlar arasında sürekli bir çarpışma, bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Buradan yüksek derecede bir ısı meydana çıkıyor. Yani ısı oluşuyor. Eğer bir tel üzerinden akım geçerse ısı oluşur. Burada işte şunu durum var. Bizim ilk başta ürettiğimiz burada bir akım kadar var mı? Var. Burada bir voltaj olacak mı? Olacak arkadaşlar. Bakın ürettiğimiz anda işte santralden çıktığı anda otomatikman bu ikisini çarptığımızda aslında bizim bir güç değerimiz var. Elde ettiğimiz bir güç değerimiz var. O zaman bakın arkadaşlar ne yapılıyor? Aslında şu olay şuna dönüyor. Güç eşittir I çarpı R mi? Evet. Bu şey I çarpı V pardon. I çarpı V mi? Evet. Bakın biz şimdi elektriği taşımak için gücümüzü kaybetmek istemiyoruz. Yani elektrik gücümüzü, enerji gücümüzü kaybetmek ister miyiz? Hayır kaybetmek istemeyiz. O yüzden ısı ile kaybedilmeyecek şekilde taşınmaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden diyorlar ki bak biz akımı o kadar aşağı düşelim ki yani düşük tutalım. Buradaki voltajı o kadar yüksek tutalım ki bak çarpınca sonuç yine eşit olsun değişmez. Ya da şöyle yapılabilir bak bunu yükseltirsin bunu azaltırsın çarpımın sonucu yine eşit çıkar. Ama bunu artırırsak ne olur? ısı miktarı artar. Bu tellerden dışarıya doğru ısı yayılır ve bu yayılan ısıyla aslında siz gücünüzü kaybedersiniz. İşte bu bağlamda ne yapıyor arkadaşlar? Diyorlar ki biz akımı o kadar düşük tutalım. Voltajı yükseltelim. Yüksek voltaj olarak elektriği taşıyalım ve böylelikle aslında üretmiş olduğumuz enerjiyi boşa harcamayalım. ısıyla işte dışarıya havaya boşa gitmesin. Evimize kadar ulaşsın deniyor arkadaşlar. Burada işte bakın bir transformatör kullanılıyor. Yükseltici anlamında. Yani buradan çıkan elektrik akımını düşürüp voltajı yükseltiyor. Yüksel, yüksek gerilim hatlarına veriyor. Yüksek gerilim hatları işte belli bir mesafe. Bunlar çünkü dışarıda. Diyelim ki şehir merkezinin bir noktasına geliyor. Ya da şehrin bir e, köşe noktasında bir yere. Orada işte transformatörle gerilim düşülüyor. Ve bu işte 220 voltlara düşülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla o 220 volt evlere kadar direklerle geliyor. Ve en son evdeki prizlerimize verilmiş oluyor arkadaşlar. Burada yine işte akımı düşürmenin ve voltajı yükseltmenin, buradaki yüksek gerilim hatlarını oluşturmanın tek mantığı arkadaşlar ısı ile elektrik olarak ürettiğimiz bu enerjiyi kaybetmemek bunun temeli budur arkadaşlar. Tamam mıdır? Bu şekilde aslında konumuzu tamamladık. Bir sonraki konumuz doğru akım devreleri olacak arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.